Rus sinemasının 100. yıl dönümü. Rus Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla. Sessiz olun lütfen. Stüdyo fotoğraf arşivlerinden kontrol et. Bu kesinlikle o kadın. O kadın mı? Buraya bakın, buraya bakın. Evet, bu o, mutlaka o. Devrim düşmanın karısı. Onun gibi bir yüzü nerede bulabilirim ki? Herkes bir an önce yerini alsın. Hadi hadi, acele edin. Sergeyeviç, istediğiniz arabalar getirildi. Baltık Denizi Pilav Bölgesi, Alman Karasuları, 1916. Gözünüzü dört açın. Deniz seviyesinden 7 metreye kadar mayınlar var. Derinlik 25 metre. Derinlik 26 metre. Dikkat! Güvertede subay var. Rahat. Durum nedir? Bir süredir nöbetçi ve avcıdan haber yok. Bu durumda tekrar sinyal gönderin. Denemeye devam edin. Emredersiniz. Ben amiralin yanında olacağım. Girebilir miyim? Evet, tabii. Her şey yolunda Aleksandr Vasilyevich. Çay alır mısın? Memnuniyetle. Bu, yanılmıyorsam, Kazan annemizin portresi. Sofia Viadorova verdi. Evlenmeden önceydi. Anlıyorum. Hatıra olarak. Bak, bana da bunu Anna Vasilyevna verdi. İstersen bak. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Girebilir miyim? Tabii. Acil durum. Hemen köprüye gelmelisiniz efendim. Almanlar baylar. Almanlar. Onların 210 kalibrelerine karşı bizim 45'liklerimiz var. Bu Friedrich Karl. Nöbetçi için oldukça büyük. Tanrı'ya şükür sessizler. Bizi ıskaladılar. Emredersiniz. Herkes görev yerlerine. Savaş konumlarınıza. Herkes görev yerlerine. Herkes görev yerlerine. Acele edin. Tam yol ileri. Emredersiniz. Tam yol ileri. Dümenci, tam yol ileri. Tam yol ileri. Hadi acele edin. Halatları kesin. Çabuk olun. Hazır. Ateş. Devam edin. Ateş. Hadi. Hey, dikkat edin. Değiştir. Hadi. Neden
neden yavaşladık? Makine dairesi, neden yavaşladık? Rapor ver. Makine dairesi, neden yavaşladık? Neler oluyor? Bir top mermisi bacalara isabet etti ve motoru bozdu komutanım. Ne diyorsun? Tahmin etmenizde... Yarım saat komutanım. 15 dakikanız var. Emredersiniz. Alexander Vasilyevich. Evet. 15 dakikada bizi kevgire çek. Evet, kolay hedef olduğumuz çok açık. Hazır! Ateş! Neden ateş etmeye kestik? Yardım et. Vasilyevich. Vasilyevich. Alexander Vasilyevich. Emir ellerini çağırayım mı? Hemen köprüye çık. Emredersiniz. Yaşıyor musun? Silah başına. Silah başına dedim. Peşimizi bırakır. Alexander Vasilyevich, Almanların ana köprüsü tahrip oldu. Bu durumda topçular nöbeti devralsın. Emredersiniz. Başardık. Üçüncü topçular hemen ana Almanları topa. Almanları atlatmayı başardık. Üçüncü topçular hemen emredersiniz ana topa. Komutanım. Kıç tarafta yaralılar var. Hemen yardım edin. Hadi çabuk olun. İyi ki mayınları bırakmışız. Yoksa halimiz duman. Ne dedin? Özür dilerim. İyi ki mayınları bırakmışız dedim komutanım. Ekselansları, askerler bacaları onardı. Köprüyü kolay kolay tamir edemezler. Yedek köprüyü kullanırlar. Alexander Vasilyevich, vakit varken buradan gitmeliyiz. Mayınlar, mayınlar. Tam yol ileri. Tam yol ileri. Rotamız Pilau. Ama orası bizim mayın tarlamız. Sergey Nikolayevich, tüm subayları sancak güvertesinde topla. Emredersiniz. Dikkat! Rahat bay, rahat. Arkamızda bir Alman filosu var. Frederick Harda önümüzde. Yani üste dönüş yollarımız tamamen kapalı. Bu durumda Almanlara tuzağa düşürüp mayınlarımıza çekmekten başka şansımız yok. Rotamız Pilau, yani doğruca mayın tarlamız. Sorusu olan? İzninizle bir sorum olacak. Dinliyorum. Mayınlardan bir metre uzaktayız. Bunlar kendi mayınlarımız. Kendi mezarlarımızı kazıyoruz. Sakin ol Asteyman. Tanrı yardımcımız olsun. Gidiyoruz. Dua edelim. Herkes şapkasını çıkarsın. Her şeye gücü yeten Tanrım. Kurtarıcı Efendimiz.
Biz sadık kullarını karşılaştıkları bu zor durumdan kurtar. Bu sadık kullarının sesini duy ve yardım et. Tanrı'nın gücüyle müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Kurtarıcımız Mesih İsa, ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Amen. Tarafında mayın var. Tornistan için hazır olun. İskele tarafında mayın var. Mayın, mayın. Sakin olun baylar. Tanrım bizi korun. Önümüzdeki Alman gemileri de görün. Artık hepimiz bir aradayız. Tanrım bizi koru. Tanrım bizi affet. Tornistan. Buraya kadar. Elveda dostlarım. İşimizi bitirecekler. Ne yazık dostlarım. Sergey Nikolaevich, savaşa hazırlık emri ver. Emredersiniz. Artık gerek kalmadı. Yarım yol önceki rotamıza devam ediyoruz. Mayın tarlasını geçtik. Eve dönüyoruz. Albaya şampanya getir. Emredersiniz. Podgorski, hadi artık aramıza dön. Yapabileceğini çoktan kanıtladın. Hayır, oyunun sonuna kadar kalacağını söyledim. Podgorski, bak şampanyan bile giriyor. Hadi bırak da içelim. Öyle olmaz, size kanıtlayacağım. Gördünüz mü bak, size söylemiştim. Dur. Evet, karşılığında ne istiyorsunuz? Yeni bir üniforma. Fena fikir değil. Zaferimiz şerefine bir kadeh konyak. Ama bu ödül oldu. Kesinlikle. Daha zorlayıcı bir şeye ihtiyacımız var. O halde yarışan birini öpsün. Şu kapıdan ilk giren kişiyle öpüşsün bence. Evet, tutkuyla ve duygulu bir şekilde. Sana söylemiştim. Bu sizin bahsiniz Alexander Vasilievich. Tam ona göre. Bu hiç komik değil baylar. Kapıdan ilk gelenin kim olacağı belli. Şampanya almaya yolladım garson. Sizde hiç vicdan yok mu? Evet, ama savaş durumundayız değil mi? Teşekkür ederim. Tuğamiral Kolçak sıradan bir denizciyi öpüyor. O gelene kadar devam etmeyi öneriyorum. Evet. Ve ödül olarak görmüş olduğunuz bu pipoyu öneriyorum. Ödülünüz bu olacak. Evet, işte geldi. Bekliyoruz. Evet, hadi. Lütfen içeri gel hayat. Alexander Vasilievich, ben de seni arıyorum. Karargaha çağrılmıştım da. Karıma eve sen bırakabilir misin? Ne yazık ki bu akşam geri dönemeyeceğim. Bu arada Anna Vasilievna. Karım. O kadar da komik değil. Senden ricam bu. Ne oluyor bu? Sıra Alexander Vasilievich'te ve kapıdan ilk giren kişi öpeceğine dair iddiaya girdi. Aa. Yani karınızı. Yani artık nöbetine gidebilirsin. Hadi git artık. Alexander Vasilievich. Evet, iddiadır. Saygı göstermek zorundasınız. Hadi ama lütfen. Evet, bunu buyurun, askeri bir emir buyurun saymalısın. Hadi Anuşka, bu sadece evet, bir iddia. Alexander Vasilievich. Alexander Vasilievich.
Alexander Vasilievich. Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz. Garson olmadı. Bayanlar baylar lütfen dikkat. Değil mi? Ben kapıdan garson çıkmadı. Hadi ama. Lütfen. Evet. Slavuşka, hadi git oyna. Tamam baba. Fazla uzaklaşma. Daha lazım mı? Volodya, Volodya. Bak yeni gemim ne kadar büyük. Yeter mi? Çok güzel öyle değil mi? Volodya. Kadere inanmaya başlıyorum Anna Vasilyevna. Evet, bugün Nelson Fox'a geldiğimde bir şekilde sizinle tanışacağımdan emindim. Hadi, hadi. Bana söylüyorum. Ve sonunda oldu. Buna bakabilir miyim? Sahi mi? Evet. Hadi dur baba. Sonichka Moskova'dan bir anda ayrılışımızı tamam, hatırlıyor anlaştık. Musun? Babam talihsizlik sonucu aşık olmuş. Bunu neden anlatıyorsun? Komşun çok güzel bir kadın. Sasha delice aşık olmaya meyillidir. Ama uzun sürmez. Hadi çocuklar gelip burada oynayın. Öyle mi? Tamam duruyor. Çocuklar dikkat edin. Şey, bir şey sormak istiyorum. Yarın Podolski'de bir parti var. Gelecek misiniz? Ay canına yakaladım. Buna dalga geçme artık. Bunu ben de deneyeceğim. Bir ay sürecek sandım. Kirill Fyodorovich, buraya gelin lütfen. Tamam, sen de biraz bu tarafa gel. Bu tarafa. Bayanlar, baylar, dikkat. Tamam, gülümseyelim. Neden bu ip yumaklarını çözmen gerekiyor ki? Çarlar gelinlerini nasıl seçiyor? Bilmem, sorma şansım olmadı. Şöyle. Gelin adayı bir ip yumağını çözerken anahtar deliğinden izlerler. Eğer kız sabırsızlanır ve sinirlenirse hiç şansı kalmaz. Yani çarın karısı merhaba, sabır sahibi olmalı ve kendini tutabilmeli. İyi eğlenceler. Büyük annem beni böyle teşekkür bir gelin ederim olarak yetiştirdi. Gerçekten çok ilginç. Peki söyler misin neden büyük annen sana Şerkovalı köylü kazak diye sesleniyor? Çünkü ben bir Şerkova kadınıyım. Kazaklar Türk kadınlarla evlenir. Bende de Türk kanı var. Sahi mi? Evet. Pekala. O halde Türkleri içelim. Memnuniyetle. Anne, babam bir amiral değil mi? Tu amiral. Albay kalsa daha iyiydi. Tu amirali söylemek, albay demekten çok daha zor. Artık uyusan iyi olacak. Uyu artık hayatım. Hı?
Yoksa babanla tekrar yüzmeye gidemezsin. Peki ne öğrendin? Şöyle ki haremdeki Türk kadınları hı-hı, hiç misafirperver değilmiş. Aa. Hiç kimseye hiçbir şey vermezlermiş. Mesela yolcunun biri gelip su istediğinde ne demişler sence? Bilmem, ne demiş hanıma? İvan geldiğinde sana suyu o verir yolcu. Bu iftira. Hayır değil. İftira ve çamur atma. Ben asla öyle yapmazdım. Mesela seni geri çevirmezdim. Hmm. Anna Vasilyevna, elin hiç boş kalmazdı. İçmeye çok düşkünümdür. Seni çok iyi anlıyorum. Belki genelleme olacak. Ama Deniz ve Savaş bana hayatında aşık olduğun yegane şeyler gibi geliyor. Kendinden çok emin görünüyorsun ama düşündüğün gibi değil. Dikkat! Pekala. Zaman su gibi geçti ve çok geç oldu. Güzel bir yürüyüştü. Ama artık gitme vakti. Acaba bir daha böyle güzel bir akşam geçirebilecek miyiz? Teşekkür ederim. Sevgili Alexander Vasilievich. Artık git lütfen. Git. Bu batan bir geminin verdiği sinyaldir. İyi geceler. Bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım. Saş. Evet. Her şey yolunda mı? Pek sayılmaz. Aşık mı oldun? Ciddi bir şey varsa söyle ama ciddi olduğundan emin misin? Ciddi mi? Bilmiyorum. Sana engel olacak değilim. Saluşka ve annemi alıp giderim. Sen Petersburg'a. Sonya. Gitmene gerek yok. Söz veriyorum, her şey düzelecek. Sen benim karımsın, ben de senin kocan. Bu hep böyle olacak. Bu hazır, nereye asayım? Konuştuk ya, şuraya asacaksın. Slavuşka nasıl? Ateşi normale dönüyor. Hı-hı. Yemeğe bekleyeyim mi? Hayır, mecliste yiyeceğim. Alexander Vasilievich. Merhaba baylar. Yeni rütbenizde başarılar. Ne parlak bir kariyer. Hayır, bir insanın başka bir insanı sevmesi ya da nefret etmesi için zorlanamayacağını gayet iyi biliyorum. Ama Tanrı'nın önünde yemin ettik.
Değil mi? Yani? Bana bağlı kalmak ve beni sevmek için yemin ettin. Sadık kalmaktan kastın ne? Başka biriyle yatağa girmemek mi? Evet. Gayet iyi anlıyorsun. Demek istediğin ki... buysa sana asla sadakatsizlik etmiyor. Tanrım, hala çocuk gibisin. Anlayamıyorum. Ah! Ayağımın altında ne arıyorsun sen? Affedersiniz efendim. Nikolay Savic, lütfen ana karargah mayın döşeme işini tamamladığımızı ve hiç zayiat vermediğimizi bildirir. Üste geri dönüyoruz. Emredersiniz. Hizmetleriniz için teşekkür ederim. Ben köprüye gidiyorum. Şunları bırakıp geliyorum. Alexander Vasilievich, lütfen raporumu komutanlığa at. Ne raporu bu? Başka bir gemiye geçiş talebim. Yoksa seni hayal kırıklığına mı uğrattık? Girebilir miyim komutanım? Evet. Kıyıdaki Prens Melikov'dan açıktaki bütün gemilere mesaj geldi. Lagos Sembun. Lika köprüsü. Bir haberleşme şamandırası var. Motorları durdurun. Motorları durdurun. Motorlar durduruldu. Demir atın. Belediye. Dikkat et koşun bu taraftan. Majesteleri. Evet. Bir telgraf aldık. Üç kişi daha geldi. Şerefle yardıma geldik Kolçak. Gidebilirsin. Emredersin. Burada adam kalmadı. Dikkat Kablo bağlandı. Haberleşme hazır. Anlaşıldı. Alexander Vasilievich, karayla bağlantı. Sancak tarafındakiler görev yerleri. Sancak tarafındakiler görev yerleri. Hadi yürüyün. Siz de yavaş. Hadi. Tüm personel görev yerlerine. Hadi acele edin biraz. Çabuk olun. Ben Şeref Kurvizörü Komutanı Tuğ Amiral Kolçak. Durumumuz çok ciddi. Almanlar sağ kanadımızdan bizi sıkıştırıyor. Ateş edeceğiniz koordinatları bizzat ben vereceğim. 30. koordinat haritası, koordinatları ver. 3500, 2200. 3500, 2200. Ateşe hazır olun, doldur. Ateşe hazır olun, doldur. Nişangah 18, yan bağlama 42. Nişangah 18, yan bağlama 42. Ateş. 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 20 derece daha sola, 3 derece yukarı. 3 derece yukarı. 20 derece sol, 3 derece yukarı. Ateş. Almanlar topların yönünü değiştiriyor. Tekrar ediyorum. Almanlar toplarının yönünü değiştiriyor. Alo. 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 Sizi duyamıyorum. Görev yerlerinize. Doldurun. Tuğ amiralim, yeni gelişme var. Almanlar bize ateş ediyor. Yani? Şu an kolay ederiz Alexander Vasilievich. Açığa gidiyoruz. O zaman nasıl ateş edeceğiz? Olduğumuz yerde kalıyoruz. Bağlantıyı kontrol etsinler. Emredersiniz. Zamanı değil biliyorum ama bir subay olarak bunca zamandır birlikte hizmet ettiğin yoldaşlarından ayrılmak için verdiğin dilekçeyle... Bu ikimiz arasında gelişen özel bir durum nedeniyle verilmiş bir karardı Alexander Vasilievich. Ne durum? Özel, bunu daha sonra konuşalım.
Şu an önemli olan tek şey savaşmak ve düşmana karşı vatani görevimizi yerine getirmek. Evet. Alo. Tuğamiral Kolçak, yeni atış koordinatlarınız nedir? Sola 10, yukarı 5. Sola 10, yukarı 5 derece. Hadi artık ateş! 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 Yoldaşlar! Şimdi! Hücum! Hücum! Öldürelim onları! Dur! Dur! İşte sana Morse alfabesiyle bir mektup. Evdeki ders kitabıyla yazmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Ama bugün birbirimizi son kez göreceğiz. Ne? Bir daha buluşamayız. Ne oldu peki? Yanlış bir şey mi yaptık? Anne Vasilya. Evet. Ama biz daha dans bile etmedik. Neden? Alexander Vasilyevich. Çünkü seni seviyorum. Elveda. Alexander Vasilyevich. Mektubu geri ver. Sırılsıklam olmuşsun. Dikkat et, hastalanacaksın. Şu haline bak. Ben sadece uyarmak istemiştim. Çok yorgunum. Farkındayım. Anuşka, ben... Mogilev, 1916. İmparatorun ana karargahı. Çar sizinle bu parkta görüşecek. Günaydın majesteleri. Günaydın Alexander Vasilyevich. Cesaretinizle ilgili çok şey duydum. Özellikle de Baltık Denizi'nde gösterdiğiniz cesareti. Ben sadece görevimi yaptım efendim. Size buraya verdiğimiz kararı bildirmek için çağırdım. Kor amirallik rütbesine yükseltildiğinizi ve Karadeniz Donanması Başkomutanlığı'na atandığınızı bildirmek isterim. Güveniniz için teşekkür ederim. Bunu aldım. Kutsal ikon size uzun ve zorlu görevinizde güç versin. Teşekkür ederim. Bol şans. Gitmek için izninizi istiyorum. Yolun açık olsun amirim. Hanımefendi evde mi? Evet, buyurun. Bunlar kendisine. Teşekkür ederim, ben alayım. Olduğunu bilmiyorum.
gitmem gerekiyor. Seni yaramaz. Annen halini görünce gülecek misin? Arabacı. Tren istasyonuna. Ya. Hadi. Acele edin. Sağ ol. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Alexander Vasilievich'e güneş koruması almayı nasıl da unuttuk. Evet, Sivastopol sıcaktır, Baltık Denizi'ne benzemez. Peki siz ziyaretine ne zaman gidiyorsunuz Sonya? Affedersiniz efendim. Çay ister misiniz? Bu sizin donanmanız. Dün Mikhailovski Kalesi'nden geçiyordum. Çocukların kavga edişini duydum. O benim, bana ver. Hayır, o benim diyor. Ve birden zihninde her şey netleşti. Her şey zamanla yerini bulacak. Hatta buldu bile. Artık senin ya da benim diye bir şeyim. Her sabah gözlerimi açtığımda gülümsüyorum. Evet, hayattayım. Evet. Ve seni bekliyorum. Ama bu bir ceza değil, aksine bir ödül. Çünkü tüm fizik yasalarının tersine ne kadar çok verirsen o kadar çok alırsın. Hayal et, avuçlarımın içindeki büyük ve inanılmaz parlak topu hissedebiliyorum. Bazı notlar. Bu bir armağan. Mutluluk. Lütfen gülme. Uçsuz bucaksız, bilinmez bir evrenin sınırında durduğumun farkındayım. Ve geleceği açıkça göremesek de bir havarinin dediği gibi karanlık bir camın ardında inançla birlikte umut ve aşk da vardır. Ama içlerinde en büyüğü aşktır. Alexander Vasilievich, Petrograd'a geleceğini duydum. Ne zaman? Mart mı? Nisan? İçimden bir ses uzun sürmeyeceğini söylüyor. Girebilir miyim efendim? Az önce acil bir telgraf aldık efendim. 2 Mart'ta İmparator 2. Nikola tahttan indirilmiştir. Artık yönetim geçici hükümettedir. Monarşi sona ermiştir. Geçici hükümet. Bunun anlamı nedir? Sizce neler oluyor? Rusya için hiç de iyi alamet değil. Sanırım haklısınız. Anna Vasilievna, maalesef devrim geleceğimizin ışığını kesti. Kronstadt, 1917. Karanlık yaklaşıyor. Bizi nereye götürüyorsun? Nereye olursa olsun bu şekilde götüremezsiniz. Hayvan sürüsü müydeyiz? Bunun hakkınız yok. Hadi yürüyün. Tamam. Kesin konuşmayın. Yürüyün. Hey, yürüyün. Durmayın. Yürüyün. Durun. Sallanmayın. Sakin olun. Sana söylüyorum. Konuşmayın. Yürüyün. Konuşmayın. 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 Yürüyün. Bu yaptığınız insanlar sana söylüyorum. Tanrı'dan korkun. Emrimi bekliyoruz. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Ateş edilecek. Şu an savaştayız. Bunu ödeyeceksin. Bir gün. Bir gün sözü geçireceksiniz. Bırakın. Nikol, sizden korkuyoruz. Ateş. Adi herifler. Kaçıyorlar. Ateş ediyor. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Hepsini öldürün. Hepsini. Çalıklar. Bakan aydınlığı. Koş.
Hadi vurun şunu! Kolya. Lanet olsun. Kolya. Seninle olsun sevgili dostum. Hadi. Hadi acele edin. Sivastopol. Anuşka. Bu ne hal böyle? İyi ki evdesin. Hemen toplan. Serezna, neler oluyor? Amiral Nepen'in öldürüldü. Nasıl öldürüldü? Neden? Öldürüldü işte. Tüfek dipçikleriyle yere yatırıp süngülediler. Süngülendi mi? Lanet olası cahiline. Tanrım, neler oluyor anlıyamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Serezna, bizi neden öldürmek isterler ki? Ol. Anlat. Podgorski de öldürüldü. Ne? Kollarımda can verdi. Ne kamerasını ben, bu şekilde giremezsiniz. Durun. Canına mı susadın gerizekalı? Sorun nedir? Emir getirdim. Petrograd Sovyet Meclisi'nin ilk emri gereği subayların silahlarını bırakması gerek. Devrim karşıtı olası bir komployu önlemek için. Hemen silahınızı bırakın amiral. Biz hemen Petrograd'a kaçıyoruz. Neden kaçıyoruz söyler misin? Lütfen. Sanırım orada izin alabilirim. Bir dakika. Ne bekliyorsun? Çantanı hazırla. Amiral, aldığınız emri hemen yerine getirmelisiniz. Defolun burada. Bakın amiral, bu durumda... Size defolun dedim. Gidiyor muyuz? Hayır, hayır. Bu hadi sorunu gidelim. Güvertede çözeceğiz. Pekala Teğmen. Söyle herkes güvertede toplansın. Ama Serezna, ben buradan... Nasıl giderim? Tüm mektuplar bu adrese geliyor. En azından valizi kapatmama yardım eder misin? He? Tamam. Bir dakika, şunları da koyayım. Anya. Anneçka. Lütfen hayatım, lütfen. Sana yalvarıyorum. Anya. Gemi yarım saat sonra ayrılıyor. Zamanında yetişemezsek işimiz biter. İşimiz biter. Kesin şunu. Herkes sıraya girsin. Sıraya geçin hemen. Silahlarınızı alın ve hazır olun. Çabuk çabuk çabuk. Burada emirleri subaylar verir. Dikkat. Selam dur. Al şu silahı yerden. Özür dilerim. Rahat. Kan dökülmesini önlemek için subaylarıma silahlarını bırakmasını emrediyorum. Kılıcınızı da almamız gerekiyor. Lütfen al.
Gel. Petrograd, Sankt Petersburg. Hayatın iyi misin? Meydancı görürsün. Hadi atla. Bak bu bayağı. Kendisi eski bir arkadaşımın kardeşi. Üst kata çıkacağım. Hanımefendi nereye? Bizimle gelin. Gidelim artık. Kıyafetin ne güzelmiş. Bugün evde değilmiş. Mektubunu posta kutusuna bırakmışlar. Ne? Ben aldım. Sivastopol'dan geliyor. Mektuplarının buraya bile gelmesi ilginç. Bugün çok yoruldum. 3 gün sonra Petrograd'da olacağım. Ve tek hayalim seni görebilmek, sesini duyabilmek. Kerenski beni çağırmış, gitmem gerekiyor. Herkes çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Denizciler ve işçiler ayaklanmış. Amiral Nepe'nin süngülenerek öldürüldü. Seninle istasyona kadar gelebilir miyim? Sonya. Rostislav seni bekliyor. Geri dönecek misin? Tabii ki. Böyle saçma şeyler düşünme. İşte kahramanımız geliyor. Kahramanımız yaşasın. Kerenski size savaş bakanlığını teklif etmek istiyor efendim. Göreceğiz. Keşke beni zamanında fark edebilseydi ama gecikti. Bugün Mikhailovski Kalesi'nde bugün görünen o ki savaş konusundaki fikirlerimiz farklı. Anarşiye göz yumarak orduyu dağıtıp Rus donanmasını yok ettiniz. Hemen bu durumda böyle kestirip atmayın amiral. Evet ama doğrudan emir yetkisi bana verilmedikçe teklifiniz benim için kabul edilemez. Ordudaki eski kurallar bizim için kabul edilemez. Sadakat yeminini ilk eden bendim ve ordudan ilk ayrılandı. Böylece bir basın açıklaması yaparak durum ve gidişatın Rusya'yı ne derece büyük ve geri getirilemez düzeyde yıkıma götürdüğünü anlatacağım. Bu durumda istifanızı kabul ediyorum. Onur duydum. Devrim karşıtı eğilimleriniz hiçbir şekilde kabul edilemez. Ancak gerçekleştirdiğiniz üstün başarıların karşılıksız kalmayacağını belirtmeliyim. Yani size Amerika'ya gitmeyi teklif etmekten başka bir seçeneğimiz kalmıyor. Böylelikle Almanya'ya karşı savaşa devam edebilirsiniz. Beni Rusya'dan sürüyor musunuz? Amerikalıların birlikleri yönetip İstanbul'u ele geçirebilecek bir uzmana ihtiyacı olacak. Ailem hala Sivastopol'de. Hı? Onlarla şahsen ilgileneceğim. Müttefiklerimizden onları alıp okyanusu geçirmelerini isterim. Teşekkür ederim. Sevgilim Anna Vasilyevna, sen benim mutluluğumsun. Sensiz nasıl yaşayacağım? Ne? Rusya'dan ayrılıyorum. Neden?
Ne kadar yorgun görünüyoruz. Seni hiç böyle görmemiştim. Sen... Seni seviyorum. Ve daima seveceğim. Anlıyor musun? Beni affet. Elveda. Alexander Vasilievich. Hayatta olduğunu bilmek yeter. Sivastopol. Hazır mı? En azından dua etmemize izin verin. Evet. İsterseniz edin. Asker, ipi getirin. Tamam. Çekerken... Dur! Kıpırdama, dur! Ateş edin! Çabuk! Hadi acele edin. Burada onu bekleyemeyiz. Bu tarafta! Bayan Kolçak, açın kapıyı. Bayan Kolçak, kapıyı açın. Gelin. Kırın, kırın şu kapıyı. Pencerelerini kırın. Hadi. Tam zamanında. İngiliz gemisi bir saat içinde ayrılıyor. Bir yıl sonra. ...1918 sonbaharı... ...Transsibirya demir yolu. Sanırım ben senden daha iyiyim. Ona hiç şüphe tamam, yok. Tamam, yerini al. Evet, ve işte geldi. Ne güzel bir atış. Ne dersin? Hayallerimize içelim mi? Gerçekleşmesin Ertin'e. Gerçekleşmeyecek olmaları onları hayal olmaktan çıkarır mı? En arka vagona gideceksin. Geç hadi. Şunu da alın buradan. Geç. Neyi anlıyorsun? Yürü işte. Yürü diyorum sana. Koyun gibi işte. Mikhail Ivanovich. Anna Vasilyevna. Ne güzel sürpriz. Bakın burası benim yerim. Sizi bir yıldır görmemiştim. Sizi buraya getiren nedir? Evet, sıra sizde. Sergey Nikolayevich. Uzak Doğu'ya gönderildi. Pasifik donanmasını silahsızlandıracak. Sergey Nikolayevich mi? Yani artık iktidarda mı?
Kızıl komiser mi oldu? Onu yargılamaya hakkım yok. Özellikle bu zaman. Zaman herkes için aynı. Peki siz nereye gidiyorsunuz? Omsk'a. Omsk mu? Ama Sovyetler orada da iktidarda değil mi? Hayır, orada iktidarda Kolçak var. Aa. Ama ben... Alexander Vasilievich'in yurt dışında olduğunu sanıyorum. Kerensky onu yurt dışına sürgün etmişti. Ama Bolşevik darbesinden sonra Bolşeviklere darbe yapmak için geri geldi. Özür dilerim ben Vasilievna. Gitmeliyim. Güle güle. Hoşçakalın. İlerleyin lütfen. Koridorda beklemeyin. Kolçak Omsk'taymış. Ordu topluyormuş. Eğer bu bir sistemse Anya, hükümetle işbirliğini sırf bu kardeş kanı dökülen çılgınlıktan kaçmak için kabul etti. Japonya ya da Çin fark etmez. Hepsi senin iyiliğin için çıkar. Seni suçladığım yok. Farkındayım. Ama Alexander Vasilievich'i seviyorum. Ve şimdi onunla olmalıyım Sereza. Aha. Sözlerim çok acı biliyorum ama... onu sevmekten asla vazgeçmedim. Aha, anlıyorum. Evet, buraya gel lütfen. Buraya gel. Tamam. Sereza lütfen. Tamam, dur. Yardım etmeme izin ver. Teşekkür ederim. Rica ederim. Savaş ve devrim zamanındayız. Her şeyin değişmesi çok normal. Bunun savaşla bir ilgisi yok. Uykuya dalarken kocandım. Ama uyandığımda artık değil. Sereza. Biliyorum çok zor. Ama güçlü olmak zorundayız. Çok geçmeden beni unutursun. Bırak da buna. Ben karar vereyim. Sibirya, Doğu Cephesi, Kasım 1918. Burada her şeye gücü yeten Tanrı'nın huzurunda, onun kutsal kitabı ve hayat veren haç önünde söz veriyor ve yemin ediyorum. Rusya benim vatanımdır. Ve onu her şeyin üzerinde tutup koruyacağıma yemin ederim. Hayatımı, ailemi, arkadaşlarımı... düşmanlarımı ya da kazanımlarımı Rusya devletinin başarısı için hiçe sayacağım ve hayatımın sonuna kadar ona hizmet edeceğim. Bunun için hayatım ve şerefim üzerine yemin ederim. Böylelikle burada huzurunuzda İstavros çıkarıyor ve açın kurtarıcımız olması için dua ediyorum. Amen. Omsk.
İyi akşamlar hanımefendi. Kimi aramıştınız acaba? Yavaşça Lübbi, yavaşça. Sanırım sizi. Nasıl yardımcı olabilirim? Aslında tam tersi. Ben yardımcı olmak istiyorum. Hı hı. Alexander Vasilievich. Artık daha fazla bekleyemeyeceğimi anladım. Dikkat edin. Hemen hemen gidelim. Geminin güvertesinde olabilmeyi nasıl hayal ettiğimi hatırlıyor musun? Sadece seni görmek için. Varlığımın farkına bile varmazsın. Seni hiç rahatsız etme. Tek istediğim sadece yanında olabilmek derdi. Ama sanırım bu mutluluğu şimdi yaşayacağım. Zaferlerinin tadını çıkar. Birliklerimiz Volga'ya doğru ilerliyor. Ve Tanrı izin verirse yakında Moskova'yı göreceğiz. Ve ben de bunda küçük de olsa bir payım olduğunu bileceğim. Seni seviyorum. Tebrik ederim general. Başarılı bir harekattı. Teşekkür ederim. Ama bu şahsi bir başarı değil, tüm ordunun başarısıydı. Hiçbir şey askerleri hücum etmek kadar heyecanlandıramaz. Duyduğum kadarıyla müttefikler hükümetini Rusya'nın tek meşru hükümeti sayacakmış. Bu da umutlarımızı artırıyor. Hangi kanunu çıkarırsak çıkaralım sonuç farklı olmayacaktır. Bu savaşı kaybedersek kurşuna diziliriz. Kalbim senin ve Rusya'nın yeniden dirilmesi için savaşanlar adına gururla çarpıyor. Başarımızı devam ettirmek için her cephede saldırıya devam etmeliyiz. Senin hedefin Rusya. Bol şans General Kaplan. Yolun açık olsun. Son buluşmamızdan bu yana bir yıldan uzun zaman geçti. Ekselansları. Yüksek rütbeli bir komutan geldi efendim. Kim? Müttefik kuvvetlerden General Janin efendim. Yaşadığımız onca şeyden sonra. İçeri al. Senin nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Hoş geldiniz General Janin. Halini düşünmek bile beni endişelendiriyor. En korktuğum şey ise beklenmedik şekilde karşına çıkıp seni zor durumda bırakmak. Hemşire! Hemşire! General Janin, müttefiklerimiz Fransa ve İngiltere size başkomutanlık rütbesi verdi. Siz de Rus ordusu başkomutanısınız. Onu buraya bırakın. Hemen sıcak su getirin. Bacağına dikkat edin. Bir yabancı asla Rus ordusuna komuta edemez. Onu da yanına alın. Yavaş olun. Yani bana demir yolunu koruyan Çek savaş suçlularına komuta etmemi mi teklif ediyorsunuz? Demir yolları son derece stratejik. Şu andan itibaren bu önemli görev sizin. Çek orduları komutanısınız. Teşekkür ederim amiral, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kendime. Tek isteğim hayatta olduğunu, başına kötü bir şey gelmediğini bilmek ve uzaktan da olsa seni görebilmek. Gelip seni görmeyi, karşılıklı konuşabilmeyi ne kadar arzuladığımı bir bilsem. Sana olan aşkım şimdi her zamankinden daha büyük. Bu mektubu yazmaya başlayalı günler oldu. Ama hala sana gönderebilecek cesareti bulamadım. Ekselansları, şehrimize hoş geldiniz. Lütfen bu ekmek ve tuzu konukseverliğimizin bir işareti olarak kabul edin. Kazlar Roma'yı kurtardı, siz de bizim şehrimizi. Lütfen buyurun ekselansları, bu sizi. İyi ki inek vermediniz. Baylar bunu hediye olarak kaydedin. Emredersiniz komutanım. Teşekkür ederim. Rica ederiz efendim, lütfen buradan. Rusya ordusunun subay ve erleri, bayanlar ve baylar, Perm alındı. Ayrıca Ekaterinburg ve Elabuga'da. Ve General Kappel
kısa süre önce savaşarak Ufa'yı ele geçirdi. Şu an affedersiniz komutanım. Sadece 100 km. Kızıllar 3 noktadan cepheye yardı. Birinci ve ikinci ordular yenilgiye uğradı efendim. Moskova'ya yürüyeceğiz. Yaşasın! Aziz Pol'ün dediği gibi karanlık camın ardında inançla birlikte umut ve aşk da vardır. Ama içlerinde en büyüğü aşktır. Tanrı yardımcımız olsun. İyileşmeye başladım. Tanrı merhamet eder. Buranın tahliye edileceğine dair söylentiler var. Yaralıları nereye götüreceğiz? Anna Vasilyevna, onunla demiryolu vagonları için konuşmalısın. Kızıllar o kadar yakın mı? Top seslerini duyuyor musun? Duyuyorum. Yaralılar için yeterli vagon yok. Kolçak onları düşünmez. Ona sen hatırlatmalısın. Vera, bu imkansız. Ayrıca biz o kadar yakında değildik. Beni kimse dinlemez ki. Ama sen bir hanımefendisin. Seni dinlerler. Hatta elini öperler. Lütfen bunu denemek zorundasın. Bilmiyorum. Nasıl ricacı olacağımı bilirsin. Yapma hayatım. Yapabilirsin. Bu senin için çok kolay. Bayanlar. Bayanlar. Birkaç yaralı subay getirdiler. Yardım lazım. Tamam. Tamam geliyorum. Lütfen acele edin. Bu bölgede cephe gerisinde küçük direniş cepheleri var. Cephede durum daha da kötü. Tabii mühimmat ve erzak yokluğuna değinmeye bile gerek görmüyorum. Kızıl Ordu Tobol nehrini geçti. Evet, alo. Hemen son durum raporunu verin. Omsk'u asla kaybedemeyiz. Omsk'u kaybetmek tüm orduyu kaybetmek demektir. Elbette anlıyorum. Ama hemen bir karar vermek zorundayız. Ama ordumuzu ayağa kaldırmak zorundayız. Baylar, sadece bir tek seçeneğimiz var. Kanımızın son damlasına kadar Omsk'u korumak için savaşmak zorundayız. Kesinlikle. Evet, doğru. Yemin ediyorum, sonuna dek sizindeyim. Kappel'in ordusu hala Bolşevikleri geri planda tutmak istiyor. Ama Omsk'u korumak için cepheyi terk etmek felaket demektir. Evet, kesinlikle katılıyorum. Omsk'u vermek büyük felaket. Affedersiniz beyler. Cepheden buraya doğruca geldiğim için kendime çeki düzen vermeye fırsatım olmadı. Söz alabilir miyim Alexander Vasilievich? Elbette. Haberler çok kötü beyler. İhanete uğradık. İkinci Ukrayna alayı ihanet etti ve orta cepheyi terk etti. Dolayısıyla orta cepheyi kaybettik. Kızıl Ordu Omsk'a doğru ilerliyor. Yani sadece bir iki hafta içinde burada olurlar. İşte durumumuz bu beyler. Bu durumda karar sizin başkomutanım. İrkutsk'u yeni merkez üssümüz ilan ediyorum. Tahliyeye Omsk'tan başlanacak. Orduyu kurtarmak ve Bolşeviklere karşı savaşımızı sürdürmek için bu fedakarlığı yapmak zorundayız. Binmenize izin veremem. Kenara çekilin. Hadi acele. Hadi. Hazırlıklar tamamlandı. Başbakanın ofisi B vagonu olacak. Viktor Nikolaevich, gidip yaralıların taşınması işi nasıl gidiyor? Tamam. Yönetim kurulu bu vagonda toplanacak. Ve son kompartımanda telgraf haberleşmeleri için kullanılacak. Alexander Vasilievich. Bir dakika lütfen. Yer yok. Biz de binmek istiyoruz. Her şeyimizi hazırladık. Evet. Sanırım az önce Anna Vasilyevna'yı gördüm. Kolya. Kolya, neredesin? Anne. 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 Kolya. Alexander Vasilyevich. Sıhhiye vagonlarının hepsi doldu.
Hafif yaralılar için bile yer yok. Şu tarafa geç. Hadi. Hadi bu çocuğu biri alsın buradan. İkinci vagonda yer açın. Ama o vagon tüccarlara ait. Para ödediler efendim. Emrimi duydunuz. Hemen alıyorum. Nasıl istersen. Hemen ikinci vagonu. Emredersiniz. Ama hemşire bu imkansız. Onları öylece bırakamayız, donarlar. Yer bulmanın mutlaka bir yolu olmalı. Hadi. Sevgili Anna Vasilyevna, bir kez senden ayrılmak gibi affedilmez bir hata yaptım. Ama aynı hatayı bir daha asla yapmayacağım. Benimle gelir misin? Aynı vagonda gideriz. Bundan sonra hep yanında kalmayı kabul eder misin emin değilim. Gece gündüz. Ama eminim. Sensiz artık daha fazla dayanamam benim sevgili aşkım Anna Vasilyevna. Hadi çabuk! Paris, Fransa, 1919. Hadi bu taraftan. Hadi sen de gel. Hey, bu akşam gelecekler. Nasıl olmamız lazım? Emin misin? Evet. Hey, bunu mu giyeceksin? Bunu giyemezsin. Bilmiyorum. Şöyle geçelim. Umut'un emrediği her zaman gibi olmasın ama... Aha evet, iyi. Bence olur. Savaş stratejilerinde bazı yanlışlıklar var. Evet, değişik bir güzel bir gece. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Boşuna adam kaybı olmaz. Farkında mısın? Rus Başbakanı Omsk'tan geri çekildi. Kolçak Bolşeviklere karşı savaşında yenildi mi? Bunları istemiştiniz değil mi? Evet. Bu kumaşlardı. Evet, harika. Bence de mavi çok güzel. Rus ordusunun başkomutanı daha nereye kadar geri çekilecek? Transsibirya demiryolu. İrkutsk'a 470 kilometre. Mutlu Noeller. Yüzüğün nerede Anna Vasilyevna? Uzun süredir takmıyordum. Ama sen fark etmedin. Anne Vasilyevna, söylemem gereken bir şey var. Bugün Sofi Fedorovna'ya bir mektup yazdım. Boşanmak istedim. Tanrı bilir daha ne kadar yaşayacağım ama hayatımın sonuna kadar ona karşı dürüst olmak istiyorum. Söyler misin? Karım olur musun? Alexander Vasilievich. Sonunda beraberiz. Bu sana yetmiyor mu? Anna Vasilievna, sana çok açık bir soru sordum. Neden sessiz kalıyorsun? Daha Noel'e kadeh bile kaldırmadık. Neler oluyor? Miss Hedis istasyonu. İrkutsk'a 450 kilometre. Anne bak, çekler. Geri çekilin. Uzak durun. Onlar dostumuz, merak etme. Hadi yürüyün. Herkes yerlerine. Nikolay, buraya gel. Geri çekilin. Mutlu Noeller. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine neden durduk? Bizi çekler geçiriyor. Aşağılık serseriler önce ıvır zıvır dolu 20 bin vagon geçirecekler. Sonra da sıra bize gelecek efendim. Bu tam anlamıyla yüzsüz. Kesinlikle. Askerler hazırlansın. Kenara çekilin. Hadi hadi yürüyün. Hemen yerlerinizi alın. Acele edin hadi. Tamam, hadi. Tamam.
Çabuk olun. Hadi. Bu tarafa, bu tarafa. Herkes yerini alsın. Çekil yolumdan. Emredersiniz. Binbaşı, başkomutanın trenini durdurmak vatana ihanettir. Amiral askerlere silahlanmalarını emretti. Bu General Jenny'nin emri. General Jenny. Kendisi Amiral Koçak'ın emrindedir. Yani Rusya'nın başkomutanının. Sayın Başbakanım, İrkutsk'ta bir isyan var. Artık gidecek bir yeriniz kalmadı. Ne lütfen dedin? İzin ver. Bizi zor durumda bırakmayın. Görüşürüz. Kapel'in ordusu peşimizden geliyor. Her türlü direnişi bastırmaya hazırlıklıyız. Evet. Girebilir miyim? Aleksandr Vasilievich, Kapel'den bir telgraf var. Klomzino'dan. Emriniz var mı? Gidebilirsin. Klomzino'dan geçmiş. Doğruca geliyor. Hı hı. Bana hemen General Kapel'i bağlayın. Ne pahasına olursa olsun ordunuz İrkutsk'a ulaşmalı. Şehirde isyan baş göstermiş. Ben de oraya doğru gidiyorum. Görevinizi layığıyla yerine getirin. Teşekkür ederim. Atımı getirin. Gel buraya. Çabuk buraya gel. Çabuk. Çabuk kurtarma. Yer var. Siper ava vuruldu. Vuruldu. Dikkat. Siper ava. Siper ava. Ateşi neden kestiniz? Efendim cephaneniz bitti. Sıl ye. Doktor. Efendim. Dosyaya gidip cephane getirin. Ne yapacağız? Orada da kalmadık. Lanet olsun, bulmalıyız. Ateş. Karargah cevap ver. Kor General Wojtkowski'nin müfrezesi konuşuyor. Cevap verin lütfen. Büyük kayba uğradık. Lütfen cevap verin. Gidebilirsin. Emredersiniz. Bağlantı ne durumda? Bağlantı kuramıyoruz komutanım. Hatlar kesilmiş. Denemeye devam et. Karargah cevap ver. Karargah cevap ver. Karargah buraya geldi. Vladimir, buraya nasıl geldiniz? Yoğun ateş altında. Bir şekilde başardık. Saldırıyı neden kestiniz? Ne saldırısı? Tek bir mermimiz kalmadı. Sergey Nikolayevich, Kolçak'tan bir telgraf aldım. İrkutsk'ta bir isyan çıkmış. Şehri özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Paris Jamil'e ulaşabilmemizin tek yolu da şehri kurtarmak. Saldırmak zorundayız. Ana ordu yolda mı peki? Onlar ulaştığında biz çoktan ölmüş oluruz. Saldırıya hazırlanın. Başka şansımız yok. Zaman tükeniyor. Sergey Nikolayevich askerlerine sıraya girmelerini söyledi. Subaylar ve erler, yoldaşlarım, dinleyin. Cephaneye ulaşmak için hiçbir şansımız kalmadı. Ama hepsinin canı cehenneme. Tanrı bizimle. Tanrı'nın yardımı ve dualarımızla düşmanı yenmeyi her zaman başardık ve başarmaya da devam edeceğiz. Her şey Tanrı'nın ellerinde. Kaderimiz ölmekse onurumuzla öleceğiz. Şimdi ya hep ya hiç. Şerefimiz için, vatanımız için. Süngü tak, ileri! Süngü tak, ileri! Süngü tak, ileri! Süngü tak! Vladimir Oskorovich, siz gidemezsiniz. Siz bu ordunun liderisiniz. Müzisyenler nerede? Ordu müziği. Hemen bandoyu getirin. Bandocular, ileri! İleri!
Yeter artık. Hadi askerler. Vatanımız için. Hemşire. Hadi. Hadi askerler. Vatanımız için. İleri. Hemşire vurdular. Hemşire. Aman tanrım. Hemşire. Hemşire nereden çıktı? Kızıllarla beyazları aynı yere mi gömüyor? Hem de hepsi. Hepimiz Tanrı'nın evlatlarıyız. Tanrı onları farklı renklerde yaratmamıştır. General Janin'in komuta karargahı. İyi günler ekselansları. General Janin yanımda. Generalim. Kaydet. Merhaba. Anladığım kadarıyla Irkutsk'taki ayaklanmayı bastıramamışsınız, General Janin. Burada durum çok karışık. Konvoyumun Irkutsk'a ulaşmasını sağlamak zorundasınız. Çekler müttefik olarak tüm yükümlülüklerini reddediyor. Tarafsızlık ilan ettiler. Ve hızla tahliye ediyorlar. Yorgun ve kızgınlar. Amiral, demiryolu partizanlar tarafından ele geçirildi bile. Garnizonum orada ablukaya alındı. Gitmek zorundayım. Çeklerle birlikte olur. Ve Irkutsk'a girerseniz... Kızıllar size dokunmayacaktır. Savaşın kaderi benim Irkutsk'a ulaşabilme hızıma bağlı. Bana inanmalısınız. Size bir subay sözü veriyorum. Güvenliğinizi garanti ediyorum. Irkutsk'a yolculuğumda bana sadece konvoydaki subaylar eşlik edebilir. Diğer tüm rütbeliler Nizhny-Dinski'deki konvoyların başında duracak. Nizhny-Dinski tren istasyonu. Irkutsk'a 450 kilometre. Anne, şundan da alayım. Tamam. Alacağız. Lütfen sıraya girelim. Bay Udinsov, gitme vakti geldi. Evet. Subaylar lütfen bu vagona binsin. Teşekkür ederim. Lütfen amiral. Sizden istasyonlarda trenden inmemenizi ve pencerelere yaklaşmamanızı rica ediyorum. Nerede olduğunuzu asla kimseye söylemeyin. Bu tutuklu olmakla aynı şey. Hayır amiralim. İşçiler ayaklanma çıkarıyor ve sizi ele geçirmek istiyorlar. Transsibirya demiryolu. Irkutsk'a 400 kilometre. Keşke hep böyle yollarda olsak. Değil mi? Biliyorsun Anna Vasilyevna. Trenle seyahat etmeyi hiç sevmem. İstasyonlarda gerçekten kızıllar var. Bu mayın tarlasından geçmek gibi bir şey. Klauda geçtin gibi mi?
Sergey Nikolayevich hepsini anlatmıştı. Teşekkür ederim. Keşke şimdi Kapel'le buluşabilseydim. Çekler Irkutsk'taki garnizonumuzu silahsızlandırmış. Peki ama amiral bunun üstesinden nasıl gelecek? Kapel 2000 kilometreyi geride bıraktı. Üstelik eksi 40 derecelerde. Adam tam bir zeka küpü. Irkutsk'a varınca mutlaka seni onunla tanıştıracağım. Onunla tanışmak beni de çok mutlu eder, Alexander Vasilievich. Tayga, Kan Nehri kıyıları. Irkutsk'a 375 kilometre. Majesteleri, yolumuzdan 20 kilometre kadar saptık. Nehirden geçelim. Zaman doldu. Kımıldayın. Dağılmayın, hızlanın biraz. Komutanı duydunuz. Hadi. Geri dönün, buz kırılıyor. Geri dönün. Vladimir Osmanlı, buz kırılıyor. Hemen komutana yardım edin. Çabuk yardım edin. Tamam. Tamam, gerek yok. Gerek yok dedim. General. Efendim. Yardım edeyim. Değmen, hemen çizmelerini tamam. Çıkar. Acele bunlar et. Beni tamam, idare hadi eder. Çabuk olun. Bekleme, hadi çabuk. İşte geldi. Sorun değil, ısınmak için yürümeyin. Evet. Hadi acele edin. Sen de çizmelerini giy Değmen. Bu bir emirdir. Hadi çabuk olun. Sibirya Demiryolu. Şimdi bir mesaj aldım. Irkutsk'taki garnizonumuz düşmüş. Kapel şehre doğru ilerliyor ve onunla orada buluşmalıyım. Ve sen Anna Vasilievna. Nereye gidersen git yanında olacağım. Benimle tartışayım deme. Sevgili Anna, ne kadar acıklı bir hikayeye bulaştın. Kader bunun başına gelmesine nasıl izin verdi? Senin yanındaydım. Ve bunlar ömrümün en güzel günleriydi. Ama bir şeye pişmanım. Nedir o? Hiç dans etmeye fırsat bulamadık. Sana söz veriyorum. Katıldığımız ilk baloda bayılana kadar dans edeceğiz. İzninizle. Evet. Girebilir miyim? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alexander Vasilievich, emrettiğiniz gibi tüm subaylar toplandı. Uzun sürmez. Dans etmeyeli çok oldu. Zima istasyonu. Irkutsk'a 230 kilometre. Bizzat amiral dağıttı. İsterseniz ben kalırım. Hayır, istemiyorum. Peki emriniz nedir?
Yaşa Mişa, en iyi şekilde yaşa. Şimdi git. Sonya ve Slava'yı bul. Onlara sarıl. Ve onlara. Bir şeyler söyle. Elveda. İrkutsk. General Jenny'nin komuta karargahı. Görünüşe göre durumunuz daha kötü olamazdı Bay Jenny. Demiryolu işçileri ayaklanmış durumda. Rayları parçalamaya kararlılar. Onları vazgeçmeye zorla ikna ettim. İşçi komitesi Baykal tünelini havaya uçurma kararı aldı. Monsieur. Yoldaş. Affedersiniz yoldaş. Nezaketiniz için müteşekkirim Bay Yoldaş. Peki nereye gideceksiniz Bay Janin? Demir yolu olmadan, çekleriniz olmadan. Siz anlıyorum. Ne istiyorsunuz? Talebimiz şu. Kolçak Merkez Komite'ye teslim edilecek. Veuillez préparer l'ordre d'extradition de Kolchak au police centre. T'appelles commandant allié, je me suis engagé à le protéger. Ama benim görevim onu korumak. Pekala. Madem buna mecbursunuz, gidip onu koruyun o zaman. Vous vous êtes engagé, alors il faut le faire. Ama Kolçak'ın teslim edilmesini isteyen işçilere ne diyeceğim ben? Et que dois-je dire aux ouvriers qui demandent Kolchak? İşin sonu linçe kadar mı? J'ai peur qu'on arrive à une justice. Ayrıca sizin güvenliğinizi de garanti edemem. Et de votre sécurité, je ne réponds plus. General. Acele et, hadi. Belki buna gerek yoktur ha. Doktor. Başka çaresi. Kol ve bacaklarınızda donma var. Ve ileri derecede kangren. Ne yazık ki başka seçeneğimiz yok. Pekala. Bitirin şu işi. Tanrım bana yardım et. Ekranları siz çıkın lütfen. Pekala. Hazırız. Tanrım sevgili kulunun bu korkunç acılara dayanmasına yardım edin. Kapıyı kapatın. Tanrı yardımcınız. İkiniz gelin, gerisi kalsın. Burası mı? Hı hı. Buyur. Bay Kolçak.
Evet. Eşyanızı toparlayın. İyi akşamlar. Hı hı. Sizi yerel makamlara teslim ediyoruz. Hangi makamlara? İrkutsk Merkez Komitesi. Pekala. Bay Kolçak, eşyanızı toplayın. Bayan Timireva. Affedersiniz. Önemli değil. Bay Amiral. Ne? Bir dakika lütfen. Affedersiniz. Üzerinizde silah var mı? Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Alexander Vasilievich, neler geri oluyor? Çekillerini üzerimden. Bay Papelyaev, mahkemenin kararı böyle. Ama Janin söz vermişti. Tren kalkmak üzere. Acele edin. Yolcular acele etsin. Bay Kolçak, bir dakika bekleyin. Bir isteğim var. Nedir Bay? Anne Vasilievich, burada ne işin var? Beni de tutuklamanızı istiyorum. Lütfen geri çekilin. Bayan Timireva, Anna, sizi Anna. Tutuklama emrimiz yok. Sizi ne sebeple tutuklayacağız? Amiral'in karısı olmam bir neden değil mi? Sana yalvarıyorum. Bunu yapma. Sadece bu seferlik itaatsizlik etmeme izin ver. Alexander Vasilievich. Bu sizin hakkınız. Vladimir Oskarovich, bir kez daha ısrar ediyorum. Lütfen tekrar ediyorum. Ordumu bırakmayacağım. Tanrı yardımcım ver.
Amiral, lütfen hücreye girin. Sayın Başbakan, lütfen buyurun. Durumu nasıl? Kötü. Wojciechowski. Wojciechowski. Sergey Nikolayevich. İrkutsk'u alacağız. Kızılları çıkaracağız. Amirali serbest bırakacağız. Komutayı sen devral. Ve askerlere söyle. Onlara hep güvendim. Ülkemi ve onları çok sevdim. Ve bunu yanlarında ölerek kanıtladım. Bunu benim için yap. Emredersiniz. Nasıl tuzağa düşürüldüm böyle? Nasıl düşürüldüm? Çok az kaldı. İrkutsk ileride. Hadi hızlanın. Hadi hızlanın. 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 Kapel'in yakınlarda olduğunu söylüyorlar, duydun mu? Bak amiral çıktı. Saçları beyazlamış. Durun bayan. Artık onunla görüşemezsiniz, izin yok. Sadece bir dakika anlaması diyenler. Lütfen beni pişman etmeyin. Merhaba anne. Kapel'in orduları İrkutsk'un hemen dışındaymış. Bizi kurtaracaklar. Aşkım, sevgilim. Buradan çıkacağız. Bir ultimatum vermişler. Nereden biliyorsun? Yan hücrede konuşurlarken duydum. Ne talep etmişler peki? Senin salıverilmeni istemişler. Şimdi ellerini daha çabuk tutacaklar. Hayır, hayır. Kapel başaracak. Başka bir yolu olamaz. Hadi ama. Anna Vasilyevna. Zaman doldu. Git. Git hadi. Buna izin veremem. Yeterince verdim zaten. Kolçak. İrkutsk Devrim Komitesi adına sizin için verilen kararı açıklamaya geldik. Anlıyorum. Devam etmeniz için bir neden yok. Herhangi bir isteğiniz var mı? Ya da demeciniz? Karıma veda etmeme izin verin. Timireva Anna Vasilyevna. Bu mümkün değil. Başka bir isteğiniz var mı?
Burası mı? Evet, evet burası. Gözünüzün bağlanmasını ister misiniz? Hayır. Peki siz? Teşekkür ederim, istemem. Yüce Tanrım, günahlarımızı bağışla. Günahlarımızı affet, sevdiklerimizi koru Yüce Tanrım, amin. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Lütfen Paris'teki karımı, oğlumu kutsadığımı söyleyin. Kaç karınız var sizin? Pekala, ileteceğim. İletirler amiral. Hadi. Elveda amiral. Elveda. Nişan al. Ateş. Giysilerin arabaya koyun. Aha. Diğer üçünüz de onları sürüyün. Hadi acele edin. Bitirelim şu işi artık. Hadi. Buradaki ne tuhaf bir acele edin. Değil mi? Kilisenin vaftiz türlü. Bana yardım edin. Şunları da taşıyalım. Hemen geliyorum. Yürüyün. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Film Stüdyosu 1964. Ne yapalım peki? Bunlar kalsın, ihtiyacımız var. Tamam. Hepsi bu mu? Bunlar da ihtiyacımız var. Az önce kayıtları kontrol ettim. Bu kesinlikle o kadın. Sürgünde geçen 30 yıl. Devrim düşmanının karısı. Vatansever filmimizde rol alıyor. Bakar mısınız? Gerçekten. Merhaba. Bu o değil. Efendim, hayır, bu paket değil. Büyük ve koyu renkli yelpazeler bu. Peki oynamayı kabul sen etti mi? Onun için sorun yokmuş. Aa, uygunum dedim. Ben de izlemek istiyorum. Affedersiniz Anna Vasilyevna. Benim de gelin lütfen. Yeni yüzlere ihtiyacım var. Böyle bir yüzü nerede bulabilirim ki? Nerede? Prova için hazır olun. Prova için hazırlanın çabuk. Yoldaşlar, yoldaşlar. Ara sona erdi. Sahnede yer alan herkes sete lütfen. İstediğiniz arabalar getirildi. Gelip bir bakar mısınız? Tabii. Tamam, ne oldu? Onu dublör olarak bile kullandım. Anladım. Evet yoldaşlar, lütfen sete acele edin. Herkes bir an önce yerini alsın. Hadi lütfen acele edin. Sahnede yer almayan herkes düşünün. Hadi bakalım. Sessiz olun lütfen. Evet, hazır olun. Herkes hazır mı? Vals. Garson, gezin artık. Daha canlı, daha canlı. Hadi yoldaşlar, biraz ruh katın. Hanımefendi, kenara çekilin lütfen. Bugün sizin çekiminiz yok, gidebilirsiniz.
Gerçekten çok. Biraz dans etmek ister misin? Bana da verin. Ne balı ama. İstersen bu paket size. Sen vals ediyorsun değil mi? Aynen. Harika. Hadi dans edin. Ben çok öğrenmek istiyorum. Efendim buyurun. Anna Timireva, Amiral Kolçak infaz edildikten sonra 37 yılını hapishanelerde ve sürgünde geçirdi. 1960 yılında hakları iade edildi. 1 Ocak 1975'te Moskova'da öldü. Sergey Timirev, Anna onu terk ettikten sonra Uzak Doğu'da Beyaz Muhafızlar Deniz Kuvvetleri'ni komuta etti. Çin'e göç etti. Bir balıkçı gemisinde kaptanlık yaptı. 1932'de Şangay'da öldü. Sofia Kolçak, Sivastopol'den kaçtıktan sonra Paris'te yaşadı. Hayatını oğlunu yetiştirmeye adadı. 1956'da Lonjuma Hastanesi'nde öldü. Rostislav Kolçak, asker oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız birliklerinde Almanlara karşı savaştı. 1965'te Paris'te öldü. Память о тебе.